Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün size enfes bir brownie kurabiye tarifim var. Hem az şerbetiyle çok güzel nemli hem de kıyır kıyır kıvamıyla da ağzınızda unutulmaz bir tat bırakacak. Ve yapılışı da çok kolay. Öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Bir su bardağı toz şekeri, bir su bardağı su koydum. Şöyle karıştırdım. Kaynadığı zaman şerbetin altını kapatıyorum çabuk soğuması için cam kaba koydum. Onu kenara alacağım ve kurabiye yapmaya başlıyorum. Bir tane yumurtamız var. Eğer oda ısısında olursa daha çabuk köpürür, daha kolay yaparsınız. Bir çay bardağı şeker koydum ve yumurtayı şekerle birlikte güzelce çırpıyorum. Bu işlemleri çatalla ya da ter çırpıcıyla da yapabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra sıkıntı yok. 125 gram birkaç saat önce buzdolabından çıkardım. Yumuşamış tereyağını ilave ediyorum ve tekrar birlikte çırpıyorum. Bu kurabiyenin şerbetsiz halini de göreceksiniz video sonuna doğru. Mükemmel bir dokusu ve kıvamı var. Bu yapılış şeklinden ve tereyağından dolayı. Şimdi bir çay bardağı da sıvı yağ koydum. Ben zeytinyağı ilave ettim. Zeytinyağlı lezzetlere alışkınım. Alışkın değilseniz normal herhangi bir sıvı yağ koyabilirsiniz. Bakın güzelliğini görüyor musunuz dokuyu daha henüz hamurken. Şimdi kakao ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kakao koydum. Orta tepeleme. Güzelce karıştırıyorum. Un ilavesine başladım. 1 su bardağı un koydum öncelikle. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin. Yani vanilya. Marketlerden aldığımız. Şimdi una devam edeceğim. Sürekli takipçilerim bilir. Bütün tariflerimde unu bardak bardak eklerim. Çünkü hepsini birden koyarsanız hem iyi yediremezsiniz hem de sonradan fazla unlu olur ve taş gibi olur kurabiyeleriniz. 2 su bardağı koymuştum. Şimdi 3. su bardağını koydum ve yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi iyice yedireceğim ki biraz daha koymam gerekiyor mu gerekmiyor mu onu anlayacağım. Sakın elinize yapışıyor diye şu esnada daha fazla un koymayın. Mutfakta acemi olan çok genç takipçilerim var. Hatta 11-12 yaşında takipçilerim var. Benim suflelerimi, keklerimi yapan. Ben de o yaşlarda başlamıştım. Onlar için bazı şeyleri mutlaka her zaman tekrar etmek istiyorum. Bakın tamamıyla unu aldı yani 3 su bardağı un kullandım. Kurabiyenin şu an bile dokusunu gördünüz. Çok zevkli yapılıyor. Çok zevkli de yeniyor. Şimdi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben biraz küçük küçük yaptım ve tam 35 tane kurabiye çıkardım. Tepsinin uzun kısmına 7, kısa kısmına da 5 tane koydum. Fırını önceden ısıttım. Yani şu esnada fırınım yanıyor. 175 derece alt üst ayarda tam 15 dakikada kurabiyelerim pişti. Altına baktım bir tanesinin kızarmıştı. Daha fazla tutmaya gerek yok. Gayet güzel çatladılar. Şu anda soğumuş olan şerbete kurabiyeleri bırakıyoruz. Ama en fazla 15-20 saniye. Kabım genişçe olduğu için şöyle birkaç taneyi attım birkaç kez çevireceğim, süzdürerek alacağım. Sakın şerbeti, şekerpare gibi hepsinin üstüne koymayın. Dağılabilir kurabiyelerimiz. Çünkü bu şekerpareye göre biraz daha böyle un um kurabiyesi tarzında. Dağıtmayalım. Aynı benim gibi. 15-20 saniye böyle bir çevirin ve kenara alın. Ben bu kurabiyeyi yapmadan önce bunu şerbetli olduğu için böyle daha ağır, daha ağdalı, tatlı bir kurabiye zannediyordum. Hiç alakası yok. Son derece hafif, ağzınızda böyle bulut gibi hissedeceğiniz bir kurabiye bu. Eğer sizler de yaparsanız Instagram'da huzurlu alt dire mutfak olarak etiketleyip paylaşabilirsiniz bu tarifi. Kurabiyelerim hazır. Ilık da güzel, soğuk da güzel. Buzdolabından çıkınca apayrı güzel. Onu da söyleyeyim. Şimdi bol miktarda yaptık. Birkaç gün misafirlerinize bunu saklamak isteyebilirsiniz. Kapalı güzel bir kaba koyun, sıkıca kapatın. Size söyleyeyim, şerbetli de olduğu için bir hafta boyunca aynı güzellikte yersiniz. Kapalı koyduğunuz için kurabiyeler kesinlikle kurumuyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma da abone olursanız yanında çıkan bildirim zilini lütfen tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman bütün tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Instagram'da da beni huzurlu alt dire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.